Bir de Cüneyt Özdemir'ler herhalde teklif etmiş ama olmamış. Bir de bu sıkıntı var ya, Birleşik Arap Emirlikleri bir sansür uyguluyor ya, hani öyle bir centilmenlik anlaşması var ya, bir de o sıkıntı var. Yani zaten e, e, ke, yani çok sıkışık bir durumdasın zaman planlaması olarak da. Yani konuşman, her söylediğin söz bir sorun. Yani 50 kere düşünmen gerekiyor. Ben hatta Serhat Peker'in Kız Çocukları'nın YouTube kanalı var, onu bile izliyorum böyle işsiz gibi. Hani acaba orada bir şey mi paylaşılıyor, bir şey mi anlatılmak isteniyor? YouTube kanalını bilenler bilirler. Serhat Peker'in kızlarının şeyi var, YouTube kanalı var. Ben bütün videoları izliyorum. Bir de slow motion da izliyorum tekrar. Hani arkada bir şey mi var? <laughs> Kamerayı böyle koyup dışarıda bir şey mi göstermek istiyorlar falan filan gibisinden. Çünkü adam hakikaten psikopat yani. Serhat Peker. Çok böyle detay önem veren birisi. Acaba buradan mesaj mı veriyor falan? O derece yani. Obsesif bir şekilde. Niye? Çünkü bir daha böyle bir fırsat gelmez. Yani böyle bir oluşum içerisinden gelip de birinin tamam ben anlatacağım arkadaş yani kendim de yansam, kendim de yargılansam, benim suçlarımı da kendim ifşa ediyorsam ki yaptı bunu biliyorsunuz birkaç kere. Mesut Yılmaz'a şantaj mevzundan tutunda kardeşinin, biraderinin Kutlu Adalı için Kıbrıs'a gitmesi, Korkut kendi falan bunun gibi bir sürü kendini yakacak ifşaatı da yaptı. Bu bir kerelik bir şans aslında. Bunun devlet tarafından değerlendirilmesi gerekiyordu. Yani Serhat Peker hemen gelinip aman başına bir şey gelmesin. Serhat Peker'in bu şekilde alınıp Kendisine belli başlı artık e, itirafçı ne varsa bunların sağlanıp da bu şekilde e, anlatmasını sağlamak. Ama işte bu olmadı maalesef ki. Bu olmadığı gibi e, gazetecilere de bir baskı uygulanmaya başlandı. Aman konuşmayın, aman siz bu konulara girmeyin diye. Bunu da çok absürt buluyorum. Yani gazetecinin işi bu aslında. Ama dediğim gibi ben hani, omerta yasası dedik ya. Devlet eliyle bir e, suskunluk şeyi bastırılıyor ya. Bu gazetecilere de yapıyor. Şimdi geliyoruz asıl soruna ki bugünün konusu aslında o. Bu gazetecilerin %80'i ki öyle olması gerekiyor. Serhat Peker'e ulaşmak için Emre Olur üzerinden sorularını iletiyorlardı. Hani bunu ben de yaptım. Tek farkı şu. Ben Emre'yi mesela Space'e çağırıyordum. Hani bizim konuşmalarımızın %80'i, %90'ı Space'lerdeydi. Birçoğunuz da dinlediniz herhalde. Ramazan ayındaydı. Ramazandan sonra Ağustos civarı öyle olması gerekiyor. Bu Space'lerin en pik yaptığı zamanlar. O zamanlar alırdım kendisini. Derdim ki böyle, böyle bir iddia olacağını gel bir anlat. Tek fark o. Ben gidip kendisine sorardım. Herkesin gözü önünde gizlenmek için gazeteciler şey yapıyordu. İşte benim kaynaklarıma göre. <laughs> Peker'e yakın çevrelerden edildiğim kaynaklar falan böyle. Elde telefonda gö görmüşsünüzdür televizyonlarda. Bir yeri telefonda bir şey okuyor böyle bir anlamda işte program şey yapıyor. E, genelde Emre'den geliyor mesajlar. Anladınız mı? Soruyor oradan direkt okuyor yani. Sonra da şey diyor işte benim Serhat Peker'e yakın kaynaklarıma göre falan. Halbuki yok öyle bir şey yok. Ben de genelde tam tersine e, spesifik soru sorardım. Derdim ki bak böyle böyle video bitti benim neredeyse. Şu konu hakkında bir bilgisi var mı bir şey eklemek istiyor mu kendisini ilgilendiren bir şey konuda onlar da bana cevap vermek istedikleri zaman veriyorlardı vermek istemedikleri zaman da ki bu da çok oldu başka soru var mı diyorlardı yok diyordum eyvallah diyorlardı kapatıyorlardı yani. <laughs> cevap vermiyorlardı vermek istemedikleri zaman ki istemedikleri cevap vermek istemedikleri konuda genelde kendilerini ilgilendiren şeyler mesela tahta oynanan birkaç bölümde şey anlatıyorum ya. MHP'deki durumu, kongre dönemi vardı o zaman Özdağ ile alakalı. İşte Kıbrıs'ta yaşanan bazı sıkıntılar falan vardı. ...bunlara bunları mesela yorum yapmıyorlardı ama şey de demiyorlardı. Sen bunu niye haber yaptın falan karışma karışmıyorlardı hiç. Veya bunu haber yaptıktan sonra şey demiyorlardı. Niye haber yaptın biz, biz sana bir daha şey yapmayız. Hani senin sorularını cevaplamayız falan. Öyle de yapmıyorlardı. Şimdi şöyle bir şey oldu. Benim gibi açıktan yapmadığı için gazeteciler asıl soruna geliyoruz aslında. Bu iktidar tarafından, gerçi iktidar tarafından da değil pelikan cenahından, pelikan trollerinden ki onlar çok bir fitillendi. Ne hikmetse bilmiyorum aslında. Hani soylu zaten malum. Aralarında kan davası var sanki. Ama pelikancıların böyle bir fitillenmesi bana garip geldi. Bunun sebebini de şeye bağlıyorum ben. Taş kesen ne olur mevzusuna. Hani onun ifşa alaması gerçekten pelikanları çıldırmış, ol, çıldırmış olması gerekiyor. Çünkü sürekli hakkında konuşuyorlar. Işte sürekli paylaşım yapıyorlar falan filan. Bunlar böyle bir şema hazırlayıp işte Serhat Peker suç örgütüyle görüşen gazeteciler falan. Ya arkadaşım, güzel kardeşim bu ülkede insanlar zamanında gitti Abdullah Hocadan'la röportaj yaptı. Yetmediği gibi hadi o zamanındaydı. Siz de bizzat zaten yani ben bu argümanı kullanmak istemiyorum. Çünkü içini çok boşalttılar. Özellikle muhalifler ama yani Abdullah Hocadan kardeşi kanallara da çıkarıldı TRT'ye. Bu da yaşandı. Şimdi bunlar olurken bunlara okey de ülke gündemini ayakta tutan bir whistleblower. Bir whistleblower aslında bu. Serhat Peker'in yaptı. Edward Snowden gibi. Ben bir fark görmüyorum. Bu şey ifşaatları yapan bir kişiye gidip de soru sormamak veya soru sormamasını beklemek hangi akla mantığa sığar? Elbette gidecek. Yani bir gazetecinin yapması gereken ilk şey bu. Lakin bunu böyle açıktan yapmadıkları için İsmail Saymaz yapıyordu mesela şey diyordu. Ya Serhat Peker yakınlarına sordum, çevresine sordum falan filan en azından böyle hani söylüyordu. Diğerleri şey takılıyordu tamamen. Sen kendileri bulmuş etmiş gibi. Bunları bir korku kapladı. Niye? Erka bir tweet attı. O tweet dedi. işte dedi ki böyle böyle bu bir operasyona çevrilecek. İşte pelikancılar da biliyorsunuz bir şemalar paylaşmaya başladılar. Ta dün, dün gece olması gerekiyor. Facebook'ta pelikan sayfaları şey paylaşmaya başladı. Emiroğlu'nun ifadesi alındı. İşte Emiroğlu'nun ifadesinde diyor ki e, biz, şimdi tam yalan konuşmayayım size bende screenshotları var. E, Cevheri Güven bizi yönlendiriyordu. <laughs> Öyle yazıyor yani. CHP'li güven bizi yönlendiriyordu. İşte Yılmaz Özde falan şöyle para ödüyorduk. CHP'liler hakkında da elimizde dosyalar var falan. Bunu işte böyle yayıyorlar, paylaşıyorlar. Fatih Tezcan'ın fan sayfaları falan böyle. E, tabii ki de bu doğru değil. Yani çünkü ifadesi bile alınmamıştı o tarihte. Yani ifadesi alınmış olsa bile içerik doğru değil bu seferden Yani tarih duymuyor. Henüz ifadesi alınmamıştı. Dolaylı olarak da insanlarda şöyle bir şey oluştu. Ya demek ki burada bir operasyon yapılacak. Aman eyvah ben de işte soru sordum. Bak soru sorduğu için bir gazeteci paniğe kapılıyor. Aman buradan bir suç örgütü yapılır, kumpas olur. İşte hepimiz buradan e, bir ceza alırız. Aslında buradaki amaç şey bu operasyon yapmak değil. Öyle bir operasyon yapacaklarını sanmıyorum. Ama buradaki amacı daha çok şeyde görüyorum ben. Bakın konuştunuz. Olabilirdi böyle bir operasyon olabilirdi. Bundan sonra konuşmayın. Yani çünkü Serhat Peker zaten o tarafta susturduk. Dubai'de. Zaten konuşamıyor. Biliyorsunuz değil mi son durumu? Yani bilmeyenler için. Serhat Peker olası bir tweet attığı zaman veya bir retweet veya bir like artık her neyse jammerlarla gelip Araplar internet bağlantısını kapatacaklar. Yani öyle bir durumda şu anda orada. Orayı başardılar yani elde tuttular. E, Emir Oldun'un hesabı vardı. Üçüncü bir hesap olarak. Yani onu kullanıyorlardı. E, onu da bir nevi aldılar şimdi. Dolaylı olarak da şey görüyorlar artık. Türkiye'dekileri de susturursak bu olayın üzerine gidilmez. Artık kapanır yani. Biz de zamanla zamanla baskı 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 derken bunu alır bir şekilde sustururuz. Böyle bir kafadalar. Dolaylı olarak ben de o videoyu hazırladım. Ve 6 dakikalık yani tahta oyunlarının son kısmı. Aslında tahta oyunları bölümünde farklı şeyler konuşacaktık. İşte Levent Göktaş, Todex Mevzusu, İçişleri Bakanı yaptığı atamalar vardı. Bu atamalarda bazı nasıl desemse bir şifreler vardı diyeyim. Yani bir kavga şeyi vardı. Tayyip Erdoğan bazı şeyleri blokladı. Blok etti, veto etti. Süleyman Soylu bazı yerlere, bazı kişileri getirmek istiyordu. Özellikle Servet Yılmaz var biliyorsunuz Ankara'da. Ee, Servet Yılmaz'ı İstanbul Emniyet'in başına getirmek istiyor. Oradaki Aktaş'ı da oradan pasifize çıkarmak istiyor. Yani Berat Albayran şeyini kırmak için. geçen sene de biliyorsunuz gündem olmuştu. Ee, Erdoğan yine veto etmişti. Bu sefer yine veto etti. Bunun gibi bazı olaylar var. Bunları anlatacaktık aslında taht oyunlarında. Ha bir de çok enteresan başka bir mevzu var. Onun da pasını yine Serhat Peker vermişti. Hiç konuşulmadı o mevzu. O da çok enteresan. Ee, Emniyet Müdürü Yardımcısı Alp Arslan biliyorsunuz Alparslan Adil Öksüz'ü 15 Temmuz'dan sonra tutuk tutukluyorlar biliyorsunuz Adil Öksüz'ü bir git, alıyorlar, ifadesi alınıyordu yanılmıyorsam, sonra salınıyor. Hani meşhur Türkiye'nin belki de son 20 senenin en gizemli olayı. Herifi alıyorlar, sonra salıyorlar. Bildiğiniz üzere Adil Öksüz ortadan kayboluyor. Bir daha da Adil Öksüz'den <laughs> herhangi bir haber alınmıyor. İşte bu salınmadan dolayı Adil Öksüz'ü saldığı için yargılanan polis Alparslan ve yargılandığı dönemde, bak bu çok enteresan, yargılandığı dönemde Alparslan'ı rütbe atlatıyorlar. İnanabiliyor musunuz? Ve belki de Cumhuriyet tarihinde bir ilk bu herhalde. E, vekaletle yapıyorlar bunu. Şarta bağlıyorlar. Nasıl? Diyorlar ki bu adamı e, eğer beraat ederse davasından o zaman geçerli olacak, o tarihe kadar vekaletle. Yargılandığı şey ne? Adil Öksüz'ü serbest bırakmak. Peki çalıştığı yani yeni e, rütbe verildikten sonra yeni çalıştığı kurum neye bakıyor? Ankesör davasına FETÖ'nün. Şimdi anlayabiliyor musunuz nasıl bir şeyden bahsediyorum size? Adil Öksüz'ü saldığı için yargılanan birisi. Hani diyelim ki mesela yargılandığı şey doğru. Hani oradan yola çıkalım. Ki Adil Öksüz'ü e, salması bana pek normal gelmiyor yani bunu. Böyle bir şey yapan adam herhalde Yok ederlerdi ya değil mi? Normalde yok edilmesi gerekiyordu. Yani bu adam içeriden çıkmaması gerekiyordu. Ama ne hikmetse bu adam yargılanıyor ve e, yargılanırken de terfi ediyor. İnanılmaz terfi ediyor. Ve bunu şarta bağlıyorlar. Bu adamın çalıştığı kurumda işte ankesör davalarına bakabiliyor. Yine FETÖ konusunda. İnanılmaz. Nasıl yapıyorlar bunu? Servet Yılmaz üzerinden. Yine Süleyman Soylu'ya bağlanıyor Ankara'da. Serhat Peker bunları sürekli zaten Servet Yılmaz, Resul Horloğlu falan bunları şey yapıyor işaret ediyor. Ben uğraşan bunlar gibisinden. Çünkü yargıda Peker davası pek ilerleme kaydetmiyor. Pek bir şey çıkaramıyorlar. Mesela yine bataklık davası var biliyorsunuz. O dosyadan da Peker'e bağlamaya çalışsalar oradan da bir şey çıkmadı. İlk başta hatta iddiaya göre mesela Tolga Şardan öyle iddia ediyor. Diyor ki Peker'i buraya dahil edeceklerdi. Servet Yılmaz falan gidip bunu Süleyman Soylu'ya önerdiler. 2019'da pardon 2019'da evet. Ya da 2019 muydu 2018 miydi? Serhat Peker yurt dışından çıkmadan evvel. Arnavut'la falan gitmeden evvel. Karadağ'a gitmeden evvel. Türkiye'den çıkmadan. Türkiye'de her şey yerinde. Korumaları var, seviliyor, ediyor. Mitingler yapıyor falan. O dönemlerde. E, bu dosyaya katalım diye Soylu'ya getiriyorlar. Soylu da düşünüyor, diyor ki yok. Katmayalım. Onu çıkarın. Öneri o şekilde. Peker'i bu şekilde bitirelim diye. Yapmadıkları için <laughs> aradan geçiyor tabii bu. Kıyametler kopuyor işte. Bunlar ahiretlik oluyor. Serhat Peker'in demesiyle. Bu sefer de tam tersine Ulan bu adamı niye çıkardık zaman da dahil edelim diye dosyaya uğraşmaya başlıyorlar. Hatta Gaziantep'e özel birini tayin ediyorlar bunu halletsin diye. Ama başaramıyorlar. Bir iş çıkmıyor yani bundan. Dolaylı olarak da Serhat Peker, Emre Olur üzerinden yaptığı son paylaşımlarda Emre Olur alınmadan evvel içeri. Dedi ki beni öldürmek için işte suikast ekipleri tertip ettiler. Bu ekiplere pasaport verdiler, sahte isimler verdiler. İşte Dubai'ye gönderdiler. Bende hepsinin isimleri, cisimleri var, pasaportları var. Sonradan da işaret ettiği kişi işte bu Alparslan. Adil Öksüz'ü salan eleman. Sonradan da terfi ettirilen Şartla tabii ki de. <laughs> berat etmesi şartında. <laughs> ne güzel değil Adil Öksüz de şey yapsaydık en azından. Terfi etseydik. Böyle rütbe aldığını düşünsen Adil Darbe yapmış, yargılanıyor ama öyle terfi ettiriyor falan. Daha dur, daha berat et Daha berat etme ihtimalim var falan diyor gibisinden. O şekilde ha, gazeteciler geri dönelim. Biliyorum biraz konuları karıştırdık ama videosunu yaptığım için yani şu anda rahat konuşuyorum. Gazeteciler konusunda da şöyle bir korku başladı. İşte bunlar şemalar hazırlıyorlar, bizi bundan yargılar, yargılarlar diye. E ne yaptın abi soru sordun. Yani para almadıysan ne bileyim karşılıklı bir e, alışveriş içine girmediysen, bilgi alışverişi yapmadıysan veya aldığın bilgileri saklamadıysan e, tamam gazetecilik etiği altında hareket ettiysen bir sorun yok ki. Niye panik yapıyorsun? Bazıları panik yapıyor onu biliyorum çünkü şeyden biliyorum, kulislerden biliyorum. Bazı majör gazeteciler çok panik yapıyor şu anda. Ne hikmetse. Yarın yine kanallara çıkıp şey yaparlar böyle cesur oynarlar ama e, majör panik yaptıklarını biliyorum. Daha demin hatta birisiyle konuşuyordum. O da aynı şeyi ilettiğine birisi hakkında. Normalde çok böyle sert konuşan bir abimiz. Baya e, titriyor yani. Çok absürt bir şekilde halbuki. Şema konusuna gelmek gerekirse işte şu şu görüşmüş diye paylaşıyorlar. Bunlar pelikancıların zırvasıdır aslında bakarsanız. Zira bilgi almak için görüştüğün görüş bilgi almak için görüştüğün görüşmeden bir şey çıkmaz. Yani oradan kimse yargılayamaz. Böyle bir saçmalık olmaz. Lakin paylaştıkları şemaların da doğru olmadığını düşünüyorum ben. En başta çünkü herhalde Emre olur en çok görüşenlerden biri benim. olan benim orada olmam gerekiyor. <laughs> Her şeyden evvel. Eksik insanlar var, görüştüğünü bildiğim gazeteciler var, onlar yok mesela. Hani İsmail Saymaz'ı falan koymuşsun da, İsmail Saymaz zaten saklamıyor ki görüşlerini. Söylüyor bunu. Diğer yönden Emre'nin telefonla ele geçirdiklerini falan yayıyorlar. Yani bayağı sahte haber yayacaklar herhalde bu mevzu bitene kadar. Ben Emre'nin telefonu ele geçirdiklerini de sanmıyorum. Yani açık konuşmak gerekirse. Büyük bir ihtimalle Emre telefonunu yok etti. Alınmadan herhalde. Mevzu bu. Serhat Peker ne yapar? Onu hiç bilmiyorum. Bana onu lütfen sormayın. Çünkü benim kendisiyle bir iletişimim yok. Ben Emre'ye sorularımı iletiyordum. O da soruları iletiyordu. Cevap vermek istiyorsa veriyordu. Vermek istemiyorsa vermiyordu. Bu kadar yani. İletişim buydu. Dolaylı olarak da ne planlar ne yapar bundan hiçbirini bilmiyorum. Fakat şeyden biliyoruz. Ersan Barkın üzerinden avukat üzerinden yaptığı açıklamalar üzerinden biliyoruz ki yani sözünü tutacak ben söz verdim bunu yapacağım bir şekilde diye söylemlerde bulunduğu çevreye en fazla bunu biliyoruz Emre durumu ne olacak Emre olurun büyük bir ihtimalle yarın ifadesi alınır hani şey yazıyorlar ya işte ifadesi alındı işte şöyle dedi şunu hedef gösterdi böyle oldu buna para veriyor yani daha yarın alınacak ifadesi. Henüz alınmadı ifadesi. İfadesi alınmadan nasıl bunları söylemiş oluyor acaba? Ben onu çok absürt buluyorum. Yarın alınacak. Büyük ihtimalle de Serhat Peker suç örgütünü üyelikten ifadesini alacaklar. E burada da kendi şey yapacak yani. E, bu bizi bağlamaz çünkü örgüt. Yani bu örgütse o da üyesi zaten. Abim abim diye söylüyordu. Yani bu da bir şey değil. Gizem değil. O bizi ilgilendirmez. Kendi verecek onu da Bizi bağlamaz. Bizi bağlayan olay gazetecilerin durumu. Fakat böyle bir şey geleceğini de yani tekrar altın çizim böyle bir şey gireceğine de inanmıyorum ben. İşte hangi gazeteciyle görüştüm falan filan gibi saçmalı. Dediğim gibi çünkü gazetecilik etikleri bellidir. İktidar her ne kadar propagandayı farklı üretse de kendileri de biliyorlar yani gazetecinin ne olduğunu. Neyin izni olduğunu, neyi yapıp yapamayacaklarını falan filan bunları biliyorlar. Dolaylı olarak da buradan efendim işte Serhat Peker'le görüşülmüş. Bunu da yargılayalım. Bunları bir örgüt yapalım. Hepsini bir araya koyalım falan filan. Böyle bir şey çıkacağını sanmıyorum. Ama psikolojik harp. Yani korkutma mevzusu var. Alaaddin Çakıcı bunlar ben anlattım. Devlet Bahçeli ve Alaaddin Çakıcı'nın bu konularda bağlantılarını sanırım şimdi 8. bölüm gelecek. 7 bölüm yaptık. Şimdi yanlış da şey yapmayayım. 1'de 2'de zaten anlattım. 4'te galiba tekrar değindik. 5'te bir daha Alaaddin Çakıcı'nın gençliği falan filan 5. bölümde. İşte Mehmet Ağar, Korku Teken, Alaaddin Çakıcı, MHP'nin oradaki bağı, işte ülkücü mafya falan filan bunların hepsini o dönemler konuştuk, anlattık. İzlemek isteyenler tekrar bakarlar. Alaaddin Çakıcı şu an Kıbrıs'a yoğunlaşmış durumda. Bir otel satın aldı biliyorsunuz orada. Şu anda oradaki vakumu, boşluğu doldurmakla meşgul. Halil Falyalı'dan kalan. Bizi bağlamaz olur mu Erlik? Ayıp ediyorsun. Adamlar kelle koltukta savaşıyor. Yoksu testisi falan demen doğru değil. Ee, Özkan kardeşim. Ben ifşaatleri hakkında bahsetmiyorum. Ben ifşaatlerin doğru olduğunu hatta bunun devlet tarafından korunup o şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Fakat efendim Beyaz TV'deyken işte bu İyi e Parti'deki arkadaş için yapılan e, kumpaslar Serhat Peker'in kendi ifade ettiği suçlar vesaire bunlar e, benim sorumda değil. Ustacığım ben bunları savunacak değilim. Savunmak zorunda da değilim. Adam kendisi savunmuyor zaten. Adam kendisi savunmuyor. Ben niçin savunayım? Ben ifşaatlerini konuşurum bunları haber yaparım. Derinlemesini araştırırım. Ki kendisinin istediği de bu. Ben kendisinden şey duymadım. Çıkıp da beni destekleyin, beni savunun, beni işte yalnız bırakmayın falan filan gibisinden. Böyle bir şey yok. İfşaat yaptığı zaman bunu enine boyuna konuşuyoruz zaten. Gündem tutmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen de bu. Ben savcı değilim. Keşke savcı olsam da bu mevzuyu kökünden çözsek. Ama ben savcı değilim maalesef. Serhat Peker ne yapar, Serhat Peker ne yapar. Güzel kardeşlerim, canlarım ciğerlerim. Bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Yani keşke bilsem de size bir yorum yapsam. Hiç bilmiyorum. Yani yemin ediyorum bilmiyorum. İndar bir insanımdır o konuda. Yani inançlı bir insanım. Dindar doğru bir terim olmadı da. inançlı bir insanı biliyorsun. O konuda şey değil. Bilmiyorum yani. Olsa söylerim. Bilmiyorum hakikaten hiç de şey sormadım. Hani sizin planınız nedir? Nereye gideceksiniz falan böyle bir şey de girmedim. Çünkü beni ilgilendiren bir konu değil orası. Ben ifşa boyutunda konuşurum. Haber yaparım. De daha derinlemesini araştırırım. Hani onun değinmediği konulara da girerim. Bazen ucundan değiniyor böyle. Gerisini biz hallediyoruz. Bak Nihat abi bile sahip çıktı emri olur. Güzel kardeşim, Özkan kardeşim. <laughs> sahip çıkmakla işte hukuksuzluğa işaret etmek aynı şey değil. Bak Emre Olur zaten kendisi Beyaz TV'deki dönemindeki olanları anlatıyor. Hani buradan ben adil şekilde yargılanmak istiyorum diyor. burada absürt bir nokta evirme kendini. Bizim kızdığımız mevzu, bizim burada eleştirdiğimiz mevzu, sen buna sahip çıkmak mı diyorsun artık ne diyorsan. Todex ise, Todex, Todex Fatih Fatih'ine ve Todex Fatih de garip oldu. Todex Fatih'i <laughs> fetheden. Yok. Todex Fatih veya Levent Göktaş bu gibi isimlere yapılmayan işlemin Emre olur yapılması ve işte onun üzerinden bir dezenformasyon yapılması. İşte şu gazeteci görüşmüş, şu şöyle yapmış. Böyle bir korku pompalanması. Aman konuşulmasın. İşte ama bak görüyor musunuz hepinizin konuşmaları var elimizde gibi gibi. Bu bence bir yem bu arada. Atılan bir yem. Bu yemi atacaklar çünkü doğru değil yani. Ben birçok gazetecinin görüştüğünü biliyorum. Biliyorum hatta kulaklarımla duydum. Ama bu şemalarda yoklar. Sebepleri de bilmiyorlar çünkü. Bilmiyorlar çünkü açık açık yapmalılar. Orada gösterdikleri bütün gazeteciler bazıları hariç işte İsmail Saymaz gibi zaten açıktan söylüyorlardı sorduklarını. Dolaylı olarak onları ekleyip de görüşüyormuş demek çok büyük bir istihbarat işi falan değil. Yani. Peker ABD. Abi bilmiyorum geçer mi geçmez. Ben bildiğim şu Birleşik Arap Emirlikleri'nin sıkıştığını biliyorum. Bu o dönemde de konuştuğumuz bir şeydi zaten. Değişen bir şey yok orada. Orada sıkıştığı için de fazla bir nasıl desemse opsiyonu alternatifi kalmadığını biliyor. Bu kadar biliyorum. Ben nasıl sizin kadar biliyorum bu noktada. Peker videosu da o yapmış mıdır? Yani bu konuda şey diyebilirim. Bilmiyorum ama ben kendimce, benim kanaatimce %99 bir şekilde videoları önden çektiğini ne olur ne olmaz. Çünkü kendisi için biliyorsunuz suikast timleri falan gönderdi. Yani ölme durumu var. Bunun önüne mi alınır? Yani bu tarz adamlar zaten çok klişe olacak bu sözde kusura bakmayın bu, bu sözü kullandığım için bu tarz adamlar ölümle yaşar yani. Tabii öl öldürüyor, ölüyor biliyorlar bunu yani. Böyle bir hayat yaşadıklarını biliyorlar. Dolaylı olarak da bunun önlemi olarak büyük bir ihtimalle video kayıtlarını önden alıp bunu bir şekilde stoklamıştır. Buna inanıyorum evet. Bilmiyorum ama inanıyorum. Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilen evet biliyorum sevgili Fatih kardeşim. Evet bunu videosunu yaptık konuştuk bu aslında videodan sonra bir değerlendirme. Yasalara aykırı şekilde evet normalde yerel bir şekilde yargılanıp Türkiye deport isteğini gönderecek. O deport isteği Arnavutluk'ta değerlendirecek. Tıpkı e, Fatih'te olduğu gibi, Todekçi Fatih'te olduğu gibi veya Bulgaristan'daki Levent Göktaş'ta olduğu gibi. O deport isteği değerlendirilecek. Oradaki yetkili makamlarda buna bir okey verdikten sonra deport işlemi yapılacak. Yani evet hukuksuz orada yaşanan şey. Ev, şeye kızdım evet açık söyleyeyim. Ben asla şey yapmadım. Ana kaynağımı, ana işte içerik ürettiğim falan yani tweetleri, içerikleri, videoları falan hiç Sedat Peker üzerine kurmadım. Yani ayda bir kere, iki ayda bir kere taht oynar dilimiz bir seri vardı. Seri vardı. Bazen bir video yapıyordum iki saat. O videodan 15-20 tane video çıkar. Yani i̇zleyenler bilir. Ama ben hep bir iki ayda birlikte toplayıp işte son iki ayda bu oldu gibisinden bir e, review pasini yaptırıyordum yani geriye dönük retrospektif olarak yapıyordum videoları. Ayda bir kere geliyordu. Iki, ayda iki kere geliyordu. Bazı gazeteciler var. Bütün içerikleri Serhat Peker üzerineydi mesela. Bütün içerikleri. Yani sabah akşam Serhat Peker konuşuyorlardı. Bilgi de alıyorlardı. Şimdi bu arkadaşlar da birden bir geri vites bir R durumu görmeye başladım. Ben yani o beni üzdü. Üzderken derken onlara değer verdiğimden değil aslında. Kitleleri var bu insanların. O yüzden. Çünkü sen bütün şeyin onun yani benim için mesela sıkıntı olmaz. Çünkü ben açık açık söylerim size. Bir de açıktan yaptım yani space'ten yaptık biz konuşmalarımızın çoğunu. Ee, geri kalan ne konuştuysak zaten videolarda anlatıyorduk. Kez aynı Doğu Perinçek'te mesela. Doğu Perinçek'te konuşalım dedik. E aldık Doğu Perinçek'e. Kendisi anlattı ben sordum. Kendisi anlattı ben sordum. Hoş bir tanesinde kavga ettiler emrolurla o dönem. Onun haricinde gayet e, insanların gözü önünde yaptım ben bunu. Bunu önemli oluyorum çünkü arkadan yaptığın zaman böyle bir şey oluşuyormuş gibi. Yani sanki gizemli bir bilgi alıyormuşsun çok über gazetecilik yapıyormuşsun falan gibi bir şey oluyor halbuki işte arayıp soruyorsun eğer araştırmalık bir şey değilse arayıp sorduğun bir şeyse ben bunu insanların göz önünde yapıyordum veya söylüyordum bazı gazeteciler öyle yapmadılar benim pek yakın kaynaklarım var falan ayağına yattılar herhalde ondan dolayı bir korku başladı bunlarda evet G G Gökhan neydi Özbek miydi Ayıp olmasın ona da adını bilmiyorum. Ee, şey demiş. Onu da Twitter'da gördüm. Ben zaten davalıydım. İşte yargılanacağı ilk davalardan biri de benim. İyi Hoş aga yani. Ee, bu adamın space'lerini aldığın zaman bunu söyledim mi acaba bilmiyorum. Beni engellemiş bu. Twitter'da. Siz nasıl bir iso biliyor musunuz? Ünlü birisinin profiline tıklıyorsun. Bakıyorsun ki ana engellemiş beni. lan Allah cezanı vermesin. Ben seni çocukken dinliyordum. <laughs> cücevheri patlatsın durma. Arkadaşlar Cevheri zaten her yayında kendisini patlatıyor. Biraz beni sinir etti geçen yayında çünkü Ahmet'le bana sallamış fakat şey vermemiş, isim vermeden. Biliyorsunuz Twitch fenomenleri var, Twitter'da fenomenler var. Bunlar seküler gözüküyor ama AK Parti'ye çalışıyorlar falan diye. <laughs> Dünyanın en absürt adamı o arkadaş. Dünyanın en absürt adamı olabilir herhalde. Bir videosunda herhalde kendisiyle çelişme challenge'ı yapıyor. Öyle bir challenge var herhalde. Onun kendimle ne kadar çok çelişebilirim diye. Levent Gültekin suçluyor. Biliyorsunuz değil mi mevzuyu? Yani izlediğiniz varsayarak söylüyorum. İddia şu. Altını masaya karıştıracak bir ses kaydı var. Ve bu ses kaydı Ümit Özdağ üzerinden şeye gönderiliyor. Bazı parti liderlerine gönderiliyor araları açılsın diye. Ve Levent Ültekin de bunu haber yapmış. Lakin bomba geliyor. İçeriğini söylememiş. Yani kendisini tutuyormuş. Cevheri Güven de diyor ki sen diyor nasıl ya diyor senin Allah belanı ve falan. Tabii ben argo ekliyorum bunu da anlayın saydırıyor onu. nasıl gazetecisin bilmem nesin şöylesin de böylesin de adam değilsin de şusun da busun da niye açıklamıyorsun gazeteci açıklar 40 dakika sonra diyor ki ben diyor onu dinledim diyor ama diyor zamanın olgunlaşmasını bekliyorum ses kaydını yayınlamak için. E usta yani sen 40 dakikadır adama sallıyorsun ya kendini aynısını yapıyorsun. Bunu mesela izleyicisi demiyor. Benim izleyicim der. Benim izleyicim der Allah belanı versin lan niye kendine çelişiyorsun falan diye der bana. Affetmez yani. Bu, bununki öyle. Yapacak bir şey yok. Bu da öyle. Bu da öyle bir kardeşimiz. Tabi tabi şey yazmış. Ee, Ferhat mı arkadaşına da yazmış. Abi artık habercilikten çıktı seni dediğin gibi diyor. Basket tabi tabi. Serhat Peker üzerinden kitle izlenmeler alındı. Artık şeye döndü. Mobbing'e döndü. Baskıya döndü. Cevri Güven'in yaptı. İşte birkaç isim seçiyor. Gazeteciler, siyasiler, Muharrem İnce gibi, Ümit Özdağ gibi vesaire. Seçiyor böyle birkaç tane. Bazen iyi Parti'ye ayar veriyor. Geçen videosunda bu sefer belediye başkanlarına sallamış. İşte Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş aslında önde olan belediye başkanları bunlar çoğunluk konuştuğu zaman anketli yüksek gösteriliyorlar. Bunları AKP yapıyor diye. Anketli, anketlerde yüksek gösterilen iki kişi var. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Fark atan yani. Bu ikisi var bir tek. Onları kastediyor. Bunlar diyor belediye başkanlığını bilsinler konuşmasınlar falan. Bu gazetecilik değil. Bu artık şu. Şeyin ayarını veriyor. Benim kitlem var. Ben size ayar vereceğim. Sizi şekillendireceğim. Bu olmasın diye uğraştık aslında biliyor musunuz? Ben çok uğraştım. Çok uğraştım. Kaç tane yetkiliye ulaştık. Bakın gazetecilere. Büyük gazeteciler var ya bizim. Büyük gazeteciler. Büyük destek alıyorlar. Çok büyük paraları var. Buna karşı bir şey yapsınlar diye. Hani konuşsunlar falan diye. Umursamadılar. Şimdi büyüdü. Bacımıza bela oldu şimdi. Evet Gökhan Özbey biliyorum biliyorum. Fatih anlatmışsın da ben onu videoda da anlattım. Bu Fuat Avni olayında Beyaz TV'de kumpas kurduklarını siber suçlarla birlikte çalıştıklarını. Bunu Emre olur zaten anlattı ve yargılanmak istiyorum dedi. Yani bunu ben kendisine sorduğum zaman da söyledi. Sadece adil yargılanmak istiyorum dedi. Bu kadar. Bir de şey efsane. Şimdi bunları anlatıyoruz ya. Ben, <laughs> bir kitlesi var. Adam videoda diyor, bak söylüyor bunu. Kitlesi diyor ki onu da öyle kastetmedi. Veya öyle demedi diyor. İnkar ediyor. Yani videoda olan bir şey bak bu kitap falan da değil. <laughs> Kulis bilgisi falan da değil. Adam videoda söylüyor bunu. Ağzından çıkıyor söylüyor bunu. Kitlesi diyor ki onu diyor demedi. Yani Kesidi alıp atıyorsun cevap vermiyor o seferde. Böyle bir kitlesi var. Yani babaların oğlu gibi savunuyorlar inanılmaz. Mesela bugünden beri yazıyorlar bana. İşte belediye başkanı şöyle dedi. 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 Tunç için dedi. Sen niye giriyorsun bu tartışmalara? Belediye başkanlıkları, belediye başkanları, belediye başkanlıklarını bilsin. Bunları söyledi, boş konuşmasınlar. Dedi, çoğunluk olarak söylediler, söyledi bunu bu arada. Muhalefet için. Belediye başkanlarına ayar versinler girişinden. Bunları söyledi. Adam söylüyor ya, söylüyor. Söylediği şey yalanlıyor adam. Böyle bir kitle var. İnanılmaz. Nasıl mücadele edeceğiz bilmiyorum. Serhat Peker'e kim saldırıyor? Arkadaşlar başta dinlemeyenler için şunu söyleyeyim. Serhat Peker emri olur üzerinden yaptı veya emir olur kendim yaptım artık kardeşimi. ben kendi yapacağını sanmıyorum da Alp işaret etti. Ankara'da. Müdür yardımcısı, emniyette. Daha aynı bahsettiğim Adil Öksüz'ü salan arkadaş. İşte Servet Yılmaz'ın yanında kalan arkadaş falan. Bunu işaret etti. Çünkü ondan bahsetti. Ee, şey dedi bak hafızamı zorlayayım bir kusura bakmayın. Dedi ki bizim aramıza Bizim aramıza soktuğunuz adamları da kriminal tipleri de biliyorum. Ve bu uyuyan hücreler üzerinden biz operasyon yapacağınızı da biliyorum. Zaten Adil Öksüz'ü serbest bırakan bu Alparslan falan filan oradan başladı. E senin bu makama getirilmen boşuna değildi. Hani garip gelmiyor muyu falan gibisinden. Yani Alparslan'a direkt yazıyor. Dolaylı olarak da bana göre gayet net bir şekilde onu kastedi. Sen, sen yapıyorsun bu işleri demeye getiriyor. Bu olay pek her tarafına ben yemleme olduğunu falan sanmıyorum bu olayın. <laughs> Bak şeyi başlamış. Space'leri niye sevmediğimi şimdi hatırladım. Şeyi başlamış. Niye kendi çalıp kendi oynuyorsun? Bana da mikrofon ver. Beni de konuştur böyle dayılar var. Gerçekten çok garip. Space'in böyle bir şeyi var. Twitter'ın böyle bir kitlesi var. Hani burayı komünist ütopya gibi falan sanıyorlar. Herkesin Space'lerde hakkı var falan böyle. Sen açacaksın. işte binlerce kişi toplanacak. Sonra ona mikrofonu vereceksin. De o konuşacak falan. Böyle bir hayalleri var herhalde. Mahallede top oynuyoruz sanki. Ben topumla oynatmam. <laughs> Yok arkadaşlar. Kime cevap veriyorsun? Abi ben şeyi okuyorum. Yorumları okuyorum. Chat'te. Bunu da herhalde anladığınızı tahmin, ed tahmin ediyordum da. Varsa bilmeyen insanlar yorum yapıyorlar. Ben görüyorum onu. Onlara cevap veriyorum. Bir tanesi yazıyor ki ben duymuyorum diye Kime cevap veriyor? Fizofrenim amına koyayım. Ben kendi kendime konuşuyorum. Bu Space yayınlarının canlı sohbet odası mı var? Evet kardeşim. Bak şu anda yazıyorsun. Ben de seni gördüm. Erlik nereye okuyup soruları cevaplıyor. Nasıl yazacağız ve okuyacağız? Bilen biri var mı? Şey gibi cemimiz var ya abi sana nasıl ulaşacağım? Dumanla <laughs> onun gibi. <laughs> Erlik Serhat Peker'in cevheri hakkında çok tehlikeli biri demesinin sebebi nedir? Arkasında bir güç olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyor musun? E FETÖ? <laughs> hangi, hangi güç olacak başka? FETÖ'nün Avrupa yapısı. Bir de Amerika yapısı var biliyorsunuz. Başka e, bu FETÖ'nün tayfadan gazeteciler, e, sosyal medya içerik üreticileri falan var. Onlar Amerika'da olanlar, bunlar Avrupa'da olanlar. Bunlar biraz aralarında nasıl desemse kavgalılar gibi. Hatta bu bir söylem bu arada. Bu net bilgi değil. Kulislerde konuşulan şey. Avrupa tayfasıyla neredeyse anlaşıldı hükümet açısından. Bunlarla çok daha iyi bir bağlantıların oldukları. Amerika tayfasında iyi bağlantının olmadığı konuşuluyordu. Serhat Peker'in bunu demesinin sebebi de manipülatif. E zamanında Deniz Baykal'ı işte o kumpası kuranlardan olması, kaset kumpasını kuranlardan olması ve eski şeylerine bakarsanız, çalışmalarına bakarsanız da gayet FETÖ'nün aslında prime döneminde manipülasyon yapan, manipülatif haberler salan bir kişi. Yani böyle bir yeteneği var. Evet. Manipülatif haberler yapabiliyor. Bunu da bir komplo teorisi olarak kuruyor ve insanlara gerçekmiş gibi anlatıyor. Burada önemli olan ama kolay bir dil kullanması. Yani efendim o ona gitmiş, o ona selam vermiş. İşte karısı da kapıda duruyormuş falan böyle kulak misafir olmuş. Türk dizileri oluyor ya. <laughs> birisi hep kapıda böyle kulak misafir oluyor. Cevheri beni şeydir videolar öyle. O da tam oradaymış. işte o da tam onu görmüş. O da ona böyle demiş. O da ona bir tokat basmış falan filan böyle. Çok basit. Çocuklara masal diye o anlatabileceğin, koyabileceğin. Yani çocuğuna koy, akşama kadar dinlesin, uyusun bu şekilde anlatılan ama işte genel kitle uyuyor. Böyle bir şey var. Hani bu kendini yüksek görmek falan değil. Evet binlerce kişisiniz, yüz binlerce kişisiniz. Burada anlattığımız zaman anlıyorsunuz, ediyorsunuz ama genel kitler zaman çok daha zor bir kitle. Onları anlatamıyorsunuz. Çok anlatıyorsun, şu su diyorsun, bu su diyorsun. Adam bakıyorsun ki temel şeyleri bilmiyor. Veya anlamak istemiyor. Veya hakikaten algıda bir sıkıntısı var falan. Bunlara hitap ediyor Cevheri Güven. E çok basit, çok. Ali Baba'nın bir çiftliği var. <laughs> Anladın mı? Çok bambasit. Hatta ben dedim bir ara. Bu benim profil resmi şey var ya. Bunu kel yapsam da. Erlik güven diye bir <laughs> anesine YouTube'da. Ben de böyle anlatsam. Hmm, evet arkadaşlar. Şimdi o ona selam göndermiş. Bu ona selam göndermiş. Arada da şey. Bunu hiç eksik etmiyor bu arada, fark ettiniz mi? Arada da sürekli bir şey var. Zamanındaki gülenci polisler neymiş ya? Adam gibi adamlarmış falan böyle. Ya bak ordudan attılar bizim mübarekleri. Orada ne haline düştü falan. Hep arada bunun propagandası var. Eskiden ne iyiydi ne? Ne iyiydi ya. Ne iyi kadrolar yetiştirmiştik. Ey gidey falan diyor böyle. Sonra devam ediyorum. Ser Serhat Peker falan diyor böyle. Hemen dikkati çekiyor oradan. Sonra salla Serhat Peker başlıyor yine. Ne kadrolar vardı. Ey gidi ne? <gülüyor> <gülüyor> Bunu da anlamıyor biliyor musun? Ben olsam bir derim lan ha lan ne sen Serhat Peker dedim beni buraya getirdin. izleyici olarak değil mi? Şeyden yola çıkıyorum. Başlıkta Serhat Peker'i görüyorsun. Zaten her şey Serhat Peker'e dahil ediyor. Serhat Peker konuşmadığı zaman da şey diye başlık atıyor. Serhat Peker'in konuşmadıkları. Serhat Peker'in anlatmaya çekindiği. Serhat Peker'in bile bilmediği. Serhat Peker'den beter ettim. Ve bir ara öyle başlık attı. Hadi Öz için. Serhat Peker'den beter ettim. Yani Serhat Peker hiç dahil değil olaya. <laughs> dahil edecek bir şey de yok. Hiç dahil değil. Orada bile başarı dahil etmeyi. Cenk Çelik olay hakkında bir düşüncen var mı? Bunu yine yani Klişe olacak bu da. Ama taht oyunlarında anlattım fakat bölüm gelmedi. Burada tekrar söyleyeyim. Tweet olarak da attım. Ben Selahattin Peker'in bulunduğu pozisyon itibariyle yaşadıkları itibariyle ki şu anda uçurumun ucunda hani yapacağı her hareket hayatının şeyini belirleyecek derecede çok sıkıntılı bir durumda. Peşinde suikast simleri var. İşte hükümetler arası bir şeyler yapmaya çalışıyor. Global bir şey halinde. gözler üzerinde. Sadece Türkiye'de değil. Global olarak gözler üzerinde. Ve bu şartlar altında gidip TikTok'ta bana salladı bir sene evvel diye birini... E, ...öldürtecek değil yani bana mantıklı gelmiyor bu hiç kusura bakmayın. Bana hiç mantıklı gelmiyor. Belki köydeki dayı falan ikna edersiniz. haber izlerken buna inanabilir gerçekten de bana hiç mantıklı gelmiyor bu. Çünkü Serhat Peker indirecek olsa bir sürü indirmesi gereken... ...yani kendi mafya açısından diyorum, şey açısından diyorum, yer altı açısından diyorum böyle... ...düşman var. Hani hakikaten onun canını almak isteyen insanlar var. E karşılığında o kafayla gittiği zaman onların dünyasına göre... ...alması gereken canlar başkaları var. Gidip şimdi TikTok'ta bana salladın diye herkesin gözü benim üzerimdeyken... Kendisi herhalde böyle bir açıklama yaptı yanılmıyorsam. Herkesin gözü benim üzerimdeyken niye gidip böyle bir şey yapayım diye. Bana hiç mantıklı gelmiyor. Mantıklı gelen olabilir. Bilmiyorum. Saygı duyarım. Bana tamamen saçmalık olarak geliyor. Yani hiç kusura bakmayın. Ha gider Süleyman Soylu'nun yakınlarına bir şey olurdu. Veya Mehmet Ağar'a bir şey olur. Oğluna bir şey olur. İşte orada seçtiği bazı isimler var ya söyledi. Bunlara bir şey olur eyvallah tamam. Aralarında kapıştı dersin. O ona bir şey yaptı ona bir şey yaptı falan dersin de. Sosyal medyada salladı diye. Kalkıp da kafasını sıktıracak değil. Hele hele şu durumlar şu şartlar altında. Bana hiç mantıklı gelmedi. Erlik YouTube'da Paso robotu haber okutan tayfaya FETÖ tayfası diyebilir miyiz? Yok Levent Bey artık profil resmi olmadığı için benden büyük bilmiyorum. Robot okutmuyor. Google Speech okutturuyor onlar. Ama genelde evet ya çok gençlerden oluyor. Ya işte bu işlere kendisini katmak istemeyen çekinen arkadaşlardan oluyor. Ya da FETÖ'cülerden oluyor. Evet. O doğru. Benim aklımda da bir tane var böyle şey. FETÖ'cü bir kanal. O da şey okutuyor. Google okutuyor benim aklımda sürekli. Erlik'in gerçek yüzü işte. Cevheri güvene sallıyor ama işte bu ergeni koncu derin Avrasya falan filan böyle. Benim aklımda da var bir tane. Gülüyorum, eğleniyorum ben de. Ara sıra bakıyorum ona. Serhat Peker neden durdu? E, bunu bilmeyen yok herhalde neden durdu. E, kendisi anlatıyor çünkü. Ceyheri'nin videolarının altındaki yorumları görünce kahroluyorum. Bu milletin salaklığından, bu milleti salaklığından nasıl uyandıracağız? Ee, şöyle bunun bana sorarsanız bunun ana sorumlusu Ceyheri yani Güven'in bu kadar erişim elde edebilmesi, bu kadar insanlara nüfuz edebilmesinin ana sorumlusu, hiç kusura bakmayın, e, iktidara yakın olan ana akım medya. Çünkü her skandalda ne yaşanırsa yaşansın görmezlikten geldiler. Yokmuş gibi davrandılar. İşte efendim haber işte Sedat Peker olayını uzun süre görmezlikten geldi adamlar ya. Yani yokmuş gibi davrandılar. Dolaylı olarak da insanlar görüyor bunu yaşandığını. Yok, sen bunu haber yapmıyorsun. Sen bunu haber yapmayınca bu olmamış olmuyor. Yani insanlar tatmin olmuyor. Diyor ki tam burada bir eksiklik var. Ki bundan dolayı mesela bu arada İçişleri bakın açıklama yaptığından güvenmiyor insanlar. Geçen burada anket açtım mesela dedim ki Suriye kaçakçı kaçak göçmen konusunda pardon kime güveniyorsunuz daha çok Süleyman Soylu'ya mı Ümit Özdağ mı %98 öyle şey çıkmıştı Ümit Özdağ. Hani şey diyebilirsin hani senin kitlen sevmiyordur senin kitlen işte daha sağcı falan filan böyle de diyebilirsiniz. Ama %98 çıkmaz arkadaşlar o kadar öyle bir yüksek bir rakam çıkmaz yani. Hakikaten bir e, güvensizlik konusu var. Bunun sebebi de iletişimle alakalı bir şey. Çünkü sürekli bir şey tekrarladığın zaman sen insanlar bir zaman sonra diyor ki boş konuşuyor, sürekli konuşuyor. Bir ağırlığın kalmıyor. Süleyman Soylu'nun yaşadığı bu arada o da. Bu da ayrı bir konu. Cevheri Güven'in bu kadar popüler olmasının sebebi daha aynı bahsettiğim gibi görmezlikten geldiler. Cevheri Güven de bunu iyi değerlendirdi. Son paylaştığım videoya bakarsanız kanalda orada şey yaptım. Cevheri Güven'in son iki yıldaki yükselişi şeyini aldım abonelerinin izlenmelerini Mayıs'tan sonra yükseldiğini görüyorsunuz. Sedat Peker üzerinden. 150 bin, 160 binden birden işte 300, 400, 500 bin lira. Çok hızlı bir şekilde. Bütün izlenen Prime videoları hepsi de Sedat Peker hakkında. Bunu uzun bir sürede sürdürdü. Ve ne zaman izlenmeler düşüyor Sedat Peker'i bir şekilde dahil ediyor işin içerisine. Yani bu çözmüş bu mevzuyu. Tabii şimdi konuşmak kolay. Doğru. Bir tanesi yazmış. İşte işten, iş işten geçtikten sonra konuşması kolay da ben iş işten geçmeden daha başlamadan evvel de paylaşım yaptım, video yaptım. E, ya bazı iktidar sayfasından da gazetecilere, muhalif tayfadan da gazetecilere yazdım. Bakın böyle böyle bir durum var. Bunlar işte sosyal medyada çok güçlü. Bu ileride başka bir sıkıntı olacak. Bu siyaseti aşacak. Yani siz birbirinizi yerken FETÖ'lülaşılar buradan çok güzel bir şekilde yürüyecekler. Bak buradan bir önlem almak gerekiyor. Emir olur da benim ilk yazma sebebim bile o. Çünkü şey yapıyorlar diye sürekli. İşte Serhat Peker bazen Ceveri Güven'e gönderme yapıyordu. En son FETÖ'cü olduğunu söyledi tabii de uzun bir süre böyle bir şey yaşandı. Buradan sürekli prim oluyor. Ben de tabii sinirleniyorum. En sonunda dedim bak böyle böyle bir durum var. Bu adam Fethullahçı. E, yaramaz. İşinize gelmez. Söyleyeyim size. O da ondan sonra dedi biz de biliyoruz falan dedi. En son işte geçen sene Serhat Peker paylaşım yaparken e, bu falan diye dedi. Ondan sonra da FETÖ'cü olduğunu söylemeye başladı zaten. <laughs> evet ben de benim de zoruma gidiyor da yapacak bir şey yok. Yani bu, bu insanlar bu adamı izliyorlar. Ve sadece insanlar değil bazı kurumlardaki yetkili kişiler de yani adam AKP'li, atanmış belli. E, açık yani bu bir şey değil. <laughs> Gizli bir şey değil. Cevheri Güven izliyor. Bak Cevheri Güven izliyor. Ve Cevheri Güven izleyip çok enteresan. Cevheri Güven izledikten sonra örneğin Emre Oldoğan şey yapıyor. Mesaj gönderiyor. Ya bak böyle böyle diyor bu videoda. <laughs> yani kendisi dahi adam devlette. Devlette görevli adam. Cevheri Güven izliyor. oradan etkileniyor. İnanıyor. Böyle bir durum var. Geçen videosunda şey demiş. AK Parti içerisinde aklı başında insanlar var hala. Ben onlarla görüşüyorum falan. Bu büyük bir skandal ya. Bu büyük bir skandal. Bunu niye kimse haber yapmadı? Kimse konuşmadı. Bilmiyorum. Hadi AK Partiler yapmıyor. Parti zarar gelmesi falan diyor. Muhalefet de hiç konuşmadı bunu. AK Parti'ye yakın AK Parti içerisinde hala aklı başında insanlar var. Ben bunlarla görüşüyorum diye adam söyledi. Kim bu insanlar mesela? Beni görüşüyorsunuz. Ne anlatıyorlar size? Kulis bilgisine veriyorlar. Değil mi? Yalnız benim aklıma gelen ilk şey bu. Erlik merhaba. Belirlediğimiz bir vakit kanalımın konseptini kapsamında seninle 5 soruluk bir röportaj yapmak niyetindeyim. Ne dersin? Olur bana uyar. Yaz bana özelde. 5 soru ne ki yaparız. Senaryo yazıyor yazdığına kendine. <laughs> bilmiyorum vallahi Cevher'i güveni kastediyorsan inanıyorum bilmiyorum. Bence inanmıyorum. bu sohbet odası kullanılamaz diyor. Yo, sohbet odası kullanılıyor değil mi? Sohbet odasında bir sorun var mı? Yok gayet normal abi şu an. Allah Allah. Ve Space'de bir şeyim var. Twitter'da birkaç kere mail de gönderdim. Aslında güzel bir sistem ama çok eksiklikleri var. Bu Space şeylerin. Çok şeyleri var. imkanları var. Öne açık bu sistemin. Kullanışı da. Ama eksikleri çok iktidarı eleştiriyor diye ses çıkarmayan muhalif tayfa da kesinlikle. Kesinlikle. Ben kim olduğuna bakmam, ne söylediğine bakarım. Evet tabi. Bugün böyle diyor, yarın başka bir şey diyecek ama. Gördünüz zaten. Gördünüz muhalif isimleri de hedef aldı. Başladı zaten alacak da yani. Adamın derdi şey değil zaten. Hani AK Parti gitsin muhalefet kazansın şöyle olsun. Bu kafada bir insan değil zaten. Fethullahçı'nın kafası bir yere asimile etmek, ele geçirmek sonra da yönetmektir. Hani bu kadar onun umurunda olmaz, onun kutsalı yoktur, onun ideolojisi yoktur kuruma bakmaz, ideolojiye bakmaz, partiye bakmaz, siyasiye bakmaz, onun tek derdi tek kutsalı Fethullah Gülen'dir ve işte Fethullahçılıktır, bu bunun için çalışır bazı avanakları, biliyorum kimi kastettiğini yazan arkadaş, bazı gazeteciler de buna prim veriyor, ediyor falan, onlar da geri zekalı hiç kusura bakmayın kaç yaşında oldularsa olsunlar, bunların bazıları duayen gazeteci olarak tanıtılıyor falan geri zekalı, net bana göre, net, net geri zekalı net şey gibi e, ee, Besin bazı videolarını paylaşıyorlar ya. işte liberaller de diyorlar sonra ya üf, Besim Usta Hazreti Besim 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 yakışmadı. İşte çok seviyorum ama bu video olmadı. Diyeceksin abi geri zekalı diyeceksin. Geri zekalık yapmışsın diyeceksin sen zamanında. E, şu anda bazı duayen gazeteciler bunu yapıyor. Ben eşek miyim ya dedim. Mayıs ayından sonra herhalde. Oturdum. Deli gibi şey yaptım yani. Hiç ihtiyaç olmasına rağmen. Gideyim bu Serhat Peker iddialarını ben Objektif bir araştırma yapayım da Fethullahçı sosuna barındırmasınlar bunu. Böyle kendim. Deli miyim ben? Sürekli bunun propagandasını yapıyorum. Adam yazmış ki Cevheri Güven'i kıskanıyor. La neyini kıskanacağım? Allah cezasını vermesin ya. Neyini kıskanayım? Neyini kıskanayım? Allah şükür insanlar dinliyorlar. izliyorlar ki önemi de yok izlemeselerdi. Çünkü maddiyat için yapmıyorsun mevzuyu. Ama hani bilmiyorum yani insanlar buna inanmasın diye. Benim benim önemsediğim şey bu. İnsanlar bu adamı izlemesinler. Çünkü yarın öbür gün çok farklı bir noktaya girecek bu işler. O zaman diyeceksiniz ki ha tamam zamanında böyle böyle diyordu ama artık hiç kusura bakmayın çok ileri gidiyor. Çok yanlış şeyler yapıyor diyeceksiniz. Bu sefer de önünü alamayacaksınız. Bu sefer de öyle bir soruna karşılaşacaksınız. Bu sefer de önü alınmayacak. Ki öyle bir durumdayız şu anda. Adam çıktı yani Cüneyt Özdemir sanırım Cüneyt Özdemir Hande Fırat, Soner Yalçın, bir sürü ismi aldı. Bir komplo teorisi yaptı. Sebebi de Hilal Kaplan bir tweet atmış. Ya Hilal Kaplan kim ki attığı tweet ne olsun? Bunun üzerinden işte MIT, MIT'te bağlantı var şöyle yapıyor. Böyle adam komplo teorisini kurmuş. 15 Temmuz işin içerisine katmış. Aşağı şey Fethullahçı propagandası yapmış biliyorsunuz. Yeni Fethullahçı propagandası şey. 15 Temmuz yaşandı evet bir darbeydi ama Avrasyacılar yapmıştı. Biz işte engellemek istedik. Yani yeni propaganda bu. Hazırlıklı olun bunu. İleride çok duyacaksınız bunu. Artık yeni propaganda bu şekilde. Eskiden inkar vardı. Yani baştan şey diyorlardı yok kesinlikle tiyatrodur, oyundur falan. Şimdi kabul ediyorlar. Fakat biz yapmadık diyorlar. <laughs> biz engel olacaktık falan. Ve <laughs> utanma yok adamlarda ne yapacaksın? Peker'in ilk yurt dışına çıktığında Cevheri'nin bu konuda... E, sevgili Emrah zaten kulislerde bazı şeyler çokça konuşuluyor. Gazeteciler bilir bunu. Kulislerde birçok şeyi duyarsın. Gün içerisinde de duyarsın. Bugün de duyuyorsun. Bazılar gerçekleşmiyor bunların. bazıları gerçekleşiyor. Yani çok şey değil çok almış almış bir şey değil bunu haber yapmak. Ama bakar baktığın zaman senin 50 tane haberin var. 50 tane haberinden sadece 5 tanesi gerçekleşmiş. 45 tanesi gerçekleşmediği gibi birbiriyle çelişiyor. O zaman kusura bakma senin bir çıkıp şey yapman gerekiyor. Bu da bir değerlendirme yapman gerekiyor. 5 tanesi gerçekleşti diye şey, peygamber muamelesi yapmaman gerekiyor. Derin sessizlik. Derin seyir. Bu herkeste var. Seçim yakın Herkesin kendi hesapları var zaten. Bolt Medya'ya konuşması hakkında ne düşünüyorsun? Ya Emrahçım yine aynı şeye geliyoruz. Bolt Medya'da Fetullahçı bu arada. Zaten Cevheri Güven tayfasının ayakta tuttuğu bir yer. Fakat tıpkı dediğin gibi işte Sayit Sefa, Bolt Medya buraya konuşmak zorunda kalıyor. Zira haber yapmıyor kimse bu adamları. Görmezlikten geliyorlar. Sen görmezlikten gelirsen Fethullahçı orayı da boş bırakmaz. Kendini orada bir yer bulur. Hiçbir yer bulur kendi ve orayı konuşur. Onların yaptıkları da bu aslında. Cevheri güven kıskançlığı, ve cevheri güven hazımsızdı. <laughs> yok Fethullah Çıkar'cığım kıskanmıyorum. Sizi kimse kıskanmıyor. Acınacak durumdasınız. Kendinizi kandırmayın. İşte üç 5 tane muhalif, 3-5 tane köylü AKP'li dayı izliyor sizi. Bu. Yoksa ciddi alan yok siz yani. Gençler arasında hele hiç ciddi alan yok. Bugünkü olay üzerine. Her şey Cüneyt Özdemir'in yayınına yazdım. Evet doğru benim o. Açık hesap. Zaho'yla <laughs> birlikte. Cüneyt yayın yapıyordu oraya yazdık. Serhat Peker seçimi iki ay kala. Kim ile ilgili? Ya arkadaşlar bilmiyorum. Bir oda dolusu Evran var diyor adam. Baya. Kendi kişisinin bildiği sadece. Yani Emre olur falan da bilmiyordu bunları. Kendi kişisinin bildiği. Ortalığı oynatacak yerden bir bilgi şey olduğunu işte bunları paylaşacağım ama ne olduğunu bilmiyoruz hiç kimse bilmiyor zaten öyle bir yapıda kalkıp da insanlara şunu şunu yapacağım diye anlatacak biri değil kendisi yapıyor bu arada hakikaten kendisi yapıyor ben, ben onu bilmiyordum mesela ne bileyim Twitter'ını falan kendisi kullanıyormuş hesaplarını kendisi kullanıyormuş böyle sosyal medyayla ilgiliymiş ben onları bilmiyordum ben birisi yapıyordur onların da falan sandım ne anlayacak gibisinden de anlıyormuş hakikaten Emre Olur'un tutuklanması Peker'i koyuyor. <laughs> hiç sanmıyorum Peker'i korkutacağını. Peki Serkan Kurtuluş'un iddiaları hakkında bir yorum var mı? İddiaları doğru. Emre iddiaları doğru. Vallahi yeni bir soru da yok. Yılmaz Özdil kaçtı mı gerçekten? <laughs> Vallahi hanımefendi bilmiyorum. Yılmaz Özdil'i hiç görmedim hayatımda. Hiç tanışmadım ve hiçbir çevresinden bağlantım da yok ki sana desem. Evet doğru hakikaten gitti veya gitmedi diye. Yani siz ne görüyorsanız sosyal medyadan onu görüyorum. <laughs> Arası Atatürk kitapları falan oluyor. Onu görüyorum o kadar. Başka bir şeysini bilmiyorum. Peki neden sessiz eli kolu bu kadar e, bağlı? Ya bunu kendisi anlattı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı, sıkışık orada. İltica etmek mevzusunu diyorsun ama işte kendi prestijine yakıştırmaz herhalde. Öyle bir şey de var. Öyle bir alem de var ya. İşte mülteci durumuna düştü falan filan yani. Öyle bir alem de var. Ve evvelki videolarında, eski videolarında söylediğine göre... İşte ABD'ye gitmedim çünkü işte FETÖ var orada. İşte Almanya'ya gitmedim. Canlı Yunanlar falan filan var orada. İşte İsrail'e zaten gidemezsin. Yunanistan'a gidemezsin düşman. Falan filan. Kendince öyle anlatıyordu. Ne Meşin bir şey düşünmüyorum. Ne düşünemlişin Meng hakkında? Ha Çakma, Serhat, Peker hesapları doğru. Yani söylemek gerekiyor. Varsa eğer, yokluk diye tahmin ediyorum da aranızda varsa eğer o işte 30 bin, 40 bin takipçili deli deli çavuşlar, Freud'un talebesi falan var ya böyle hesaplar. Ya bunlar gerçek hesaplar değil tabii ki de. Bunu bazen gençler, bazen belki de renklendirme yapan Fethullahçılar bilemiyorum artık. Kullanıyorlar. Gençler niye kullanıyor onu da söyleyeyim. Gençler oradan takipçi kazıyorlar. Sonra onu işte bir konsept hesabına falan çeviriyorlar. Paralarına bakıyorlar reklam alıp. Fakat kendi hesapları hariç ki o hesaplarda milyon takipçili falan böyle. Yani gör, Görürsünüz herhalde 30 bin takipçi de milyon takipçiyi ay ayırt edebilirsiniz. Diğerleri sahte. Başka hesabı yok. E, abi Ahmet Cihat Sancar, Ahmet abi diyen bakabilir mi yazmış tabii. Bakar mısın sen Telefonum şarjda. Yani şu an şarjda yanımda duruyor. Hmm. Emre Oğur hakkında neden tweet atmıyor? Serhat Peker kastediyorsan Serhat Peker paylaşım yapamıyor. Ve son paylaşımlarını da zaten avukat üzerinden yaptı. Yani kendisi yapmıyor. Erdem Özben'e tokatlayacak mısın? Ya Erdem Özben'e elbette tokatlayacağım. Sonuçta bir söz verdim. Fakat Erdem konusunda şöyle bir sıkıntı var. Erdem ünlü olmadığı için haberlerden falan kaynak edinemiyorsun. Birebir insanlardan kaynak edinmen gerekiyor. Orada zaten bir, 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 bir avuç insan. Onlardan haber bekliyorsun. O sana işte bir şey gönderecek. Onun tanıdığı varmış. Oradan alacakmış. Yani şey onu zorlatacak bilgileri bulmak zor. Var birkaç elimde. Tamamlandığı zaman yayınlayacağım. Ama şey zor. Ünlü olmaması zor. Ünlü iş adamı hakkında, bakan hakkında araştırma yaptın ama 50 bin tane haberi var. 50 bin tane ilişkisi var. Şirket kurmuşlar, şey yapmışlar, böyle yapmışlar. Ya yani Bu çocuk tarikatta bir yerde. Orada yaşayan, başkasının şeyini yaşayan daha resmi bir şeysi de yok. Nasıl araştıracaksın diyeceksin. Anca işte başka yani çevresindeki insanlar üzerinden. Onlar bilgi gönderecek sana ama zorlatacağım. Doğrulansın, onaylansın gelen bilgiler. Peker'in yani Nihal Olçuk'un vekaletini aldım demesinin anlamı nedir sizce? Ya ben onu sordum. Hakikaten son sorum oydu. Fakat <laughs> Emre'yi aldılar. <laughs> Evreye aldıkları izin de öğrenemedim yani. Ben sordum onu aslında. Not aldım sordum ya yani böyle böyle tahta oyunlarını yaparken. Var mı bir şey eklemek istiyorum ona göre yorumlayacağım ben de. Diye soruyorum böyle. Onu da sormuştum ama Emre'ye aldılar. Ben de Serhat Peker'le birebir iletişimde olmadığım için ilk kendisine sormadım. Cem Ozan'a soru sordun mu sen de Yo sormadım. Ben Davutoğlu'na soracağım. Hadi bugün ay kaçı? Bugün ay 19'u. Dur, 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 bir saniye. Bir saniye bir saniye. Ben soru soracaktım ya da ot olduğu için. Allah umarım geç kalmadık. Dur. <laughs> Olsa dur, <olsan> Neredesin? <laughs> en zor da sevecek da bana. Her defasında en geç sen gönderiyorsun diye. Dur, abi. Umarım geç kalmadım. yaptık. <laughs> Valla kusura bakma. Ee, geç kaldık. Yapacak bir şey yok abi. Şimdi <laughs> fark ettim. Oğuz sana şöyle anlamayanlar için. E, Davutoğlu geleceğiz ama ben de soru soracaktım. Oğuz sana şey demiştim hani e, soruyu açacağım. 20'sine kadar demişti galiba. Şimdi bakıyorum da unutmuşum. Ya ya unutkan erlik. Unut sağ ol. Sen söylemesen unutacaktım. Cem Uzan'a sormadım. Davutoğlu'na soracağım. Cem Uzan, ne soracağım ben? Madem öyle Bayda yasaklı Sedat Peker başka bir hesaptan paylaşıyor. Cemil yani benim tabu onların söyledikleri, anlattıkları. Ee, ben de şöyle tahmin ediyorum ki oradaki Arap yetkililerin de bu işi çözmesi biraz sürüyor. Yani ne olduğunu anlamaları. Yani biz Türkiye'de bile şey yapıyoruz. Ha ya, tamam herhalde Peker şimdi buradan paylaşım yapıyor falan gibisinden. Hatta aslında Peker ulaştırmıyor bunu kitleri. Peker o hesaplardan paylaşım yapıyorlar. Gazeteciler bunu haber yapıyorlar sonra aslında. Ve herhalde Arap yetkililerin bunu anlaması biraz sürüyor. Hani resmi hesabından yapmıyor. Başka bir hesaptan yapıyor falan. Oradaki cinni anlamaları biraz soruyor. Herhalde en sonunda kavradılar artık. Başka hesaplardan falan da paylaşımdan ona ait olduğunu. Bir de dil bariyeri falan var ya arada. Herhalde en son kavradılar artık. Tamamen yasak getirdiler. Emre olur o kadar emir olur iyiymiş. Ben Ersan Bey'e sormuştum. Sağ olsun kendisi cevapladı. Emre olur iyiymiş. Morali iyiymiş. İfadesi alınacak herhalde yarın öyle. Öyle şey bir şey yok yani orada. Neden bu zahmetli videolar vesaire yapıyorsun? Ya normalde kendi egom için <laughs> kendi egom için ya belgesel tarzı özellikle PKK, FETÖ işte böyle çok dillendirilen ama detaylıca araştırılmayan mevzular bu konularla alakalı. Yani bunlara girmek gibi bir niyetim yoktu benim. Hani öyle yazıyorlar da ta tamamen e, e, ana akımdaki insanların geri zekalı olmasından dolayı ya yok bu iş bu kadar doğru değil burada bir yanlışlık var buraya atlıyorsunuz falan diye. Öyle öyle saçma sapan bir şekilde e, dahil oldu mevzuya. Yoksa meraklısı değilim yani. Gitmeden önce rica ediyorum. Şu Javs'la söyledi de konseyde Yalova'ya devam et esprisi yaptım diye kafama çaktı banı. Javs ban mı atıyor? Javs'ın ban yetkisi mi var? <laughs> Ben Discord'dan uzağım ya. Ben Discord'da ban atmadım hiç. Düşün. Discord benim aslında da ben yetkili değilim. Bizim baş yetkili Burhi'ydi. Yanılmıyorsam. Şutu, Efe. Ama Cavs yetkili değildi. Onu Cavs'a hangi etki verdiler? Ulan Cavs. Varyans'ın da yeni program planı var mı? Ya Varyans'ın aile sayılır ya. Yani burası onların, orası bizim. aynı Serkan Özde, Serkan abiyle konuştum zaten. O yönde sorun yok. Ahmet Cihat'ı alacak ne ulan unuttum ya. Hatırlatma da hatırlatmıyorsunuz. Allah belanızı vermesin. Davutoğlu'na ne soracaksın? Ya var var birkaç tane de. Bekleyin. Mavi Vatan belgeselini gelin. Ya plan... arkadaşlar planladım. açık konuşacağım size. Delikanlı gibi planladığım birkaç şey var. Özellikle tarihi açıdan. Osmanlı'nın belli periyotları var. Bunları konuşacaktım. Böyle bilinmeyen, ilgi de çekmeyen aslında ama çok kaynak işi gerektiren. Çok hakikaten buna emek verilsin dediğim şeyler var ama zor ya. Çok zor. Hakikaten zor. İki saat bir şey yapıyorsun. Şimdi büyük belgesel dediğinde daha büyük, daha fazla kaynak, daha fazla zaman. O demek oluyor ki sen her şeyi bırakacaksın. Sırf onunla uğraşacaksın. O da olmuyor. Bir hafta sonlarının oluyor zaten. Yani hangi ara? O hafta sonları da yayın yapıyoruz. Yani yayın yaptın 3-4 saat ne kaldı geriye? Hangi ara yapacaksın? Oğlum? Yani robot değilsin ya. Var böyle birkaç plan var. Özellikle Hitler dönemiyle mesela 3. Reich'la alakalı. Ama mesela YouTube o kadar ahras ki bu konuda. Bak övmek falan demiyorum. Sırf adını andığın zaman Hitler'i şey yiyorsun. Artı 18 şey yiyorsun. Ceza yiyorsun anda basıyorlar. Konuşamıyorsun. Yani bu da hiç çözülemeyen bir sorun. Ben biliyorsunuz benim ilk yediğim hani Fahrettin Altun ve Cihat Yayıcı'dan önce ilk Ermeni konusunda hate speech yani nefret söylemi yiyen benim hesabım. Biliyorsunuz Biden Ermeni soykırımı tanıdıktan sonra Google artık şeyi değiştirdi. E, politikasını değiştirdi. Bundan sonra Ermeni soykırımı yoktur demek de nefret söylemi oldu. Yani oradan da ceza yiyorsun. Çünkü artık Amerika tanımış oldu anladın mı? Egemen güç tanıdığı zaman artık bir gerçek oluyor. <laughs> Önceden gerçek değildi. Şimdi tanıyınca gerçek oldu. Birden, 100 sene sonra. Ve asıl ben de bir video yapmıştım. İşte şeye kızıyordum. Holocaust'la Ermeni tecrübe karşılaştıran insanlar vardı. Ben de bundan kadar aptalcı olduğunu, işte antisemitizmin Avrupa'da yüzyıllardır var olduğunu, işte bunun tarihçesinin, bu holokostun sadece bunun bir sonucu olduğunu, işte toplumun kökenlerini, DNA'sına bu uçurduğunu işlediğini, adamların gettolarda yaşatıldığını falan filan bunları anlatıp en sonunda da işte Osmanlı'da böyle bir kültür yoktu. Biz Türklerde böyle kültürel bir ırkçılık yok. Biz genelde böyle günlük, anlık, olaylık gazlanabilen, fitilenebilen insanlarız. Ben bunu yalanlamıyorum elbette. Hani bir mahalleye git, 10 senedir insanlar birlikte yaşarlar. 10 sene hiçbir şey olmaz. Pardon 20 sene hiçbir şey olmaz. 30 sene hiçbir şey olmaz. Ama bir gece bir haber yayarsın. İşte bir kıza tecavüz edilmiş. Şöyle olmuş böyle olmuş. Orası yanar. Yani biz öyle milletiz. Yani kültürel olmaz bizde ama anlık patlar. Fakat Avrupa'da öyle değil. Orada kültürel. Adamlar kitaplar yazıyorlar. İşte şöyle yok etmeni, böyle yapmalı, şöyle olmalı. Bizde öyle bir şey yok. Dolaylı olarak bu karşılaştırmanın absürt olduğunu söyledim. Ev gün gününde uyandım. Video kaldırılmış. Kanalım bir ay yasak yemiş. Hate speech yemişim. Üç tane şey yiyince biliyorsunuz kanal gidiyor. O kadar büyük bir şey normalde bu ceza yemek. İlk ben yedim. Biden'ın şeyini ilk ben tattım. <laughs> Türk YouTuber'lar arasında. Benden sonra Cihat Yaycı. Üçüncü olarak da yanılmıyorsam Fahrettin Altun. Sonra Fahrettin Altun zaten o ceza yiyince çıkıp açıklama yap. Nasıl olur bu falan filan. YouTube'un yaptığı işte olamaz falan filan. Ben de diyorum hacı yeni mi uyandı? Bravo. <laughs> Biden kaç ay önce kabul etti bu SBK davası ne oldu? Sezgin Baran Korkmaz. Recep Can Polat Amerika'dan. Erdem Atay'la. Niye yoktaydılar bugün? Şeye geçecekler. Utah'a geçecekler. Utah'ta görülüyor şey bu dava. Ve davayı birebir canlı yayınlayacaklar. Hatta yalan konuşmayayım. Ben öyle hatırlıyorum. Recep abi düzelt beni eğer yanlışsam. Sezgin Baran Korkmaz'la bir görüşme ihtimali. Yani görüşmeleri yok da böyle bir ihtimali var. Orada kısa bir soru sorma imkanları var herhalde. Yanılmıyorsam. Ki Recep abi Recep Can Polat şey tanıyor. Sezgin Baran Korkmaz'ı tanıyor. Says yeah, it, right.